Merhaba, iyi günler. Birçoğumuz bu modülleri biliyordur. Bunlar küçük çapta uygun bulunabilen DC-DC dönüştürücüler. MT3608 diye geçiyor. Üzerindeki entegrenin modeli. Bu sadece DC voltajı yükseltmeye yarıyor. Yani boost konvertör de diyebiliriz. Bununla 12 volt giriş voltajını maksimum 24 volta kadar giriş voltajı kaldırıyor. Maksimum giriş voltajının değeri 24 volt. Çıkışta da maksimum 28 volta kadar voltaj yükseltebiliyor. Küçük işlerinizde, küçük yükseltmelerinizde işinizi görecek güzel bir cihaz. Bu cihazın aslında bilmediğimiz başka bir özelliği de var. Yani bu entegrenin. Bu entegre aynı zamanda buck konvertör özelliği de taşıyor. Yani giriş voltajını düşürmeye de yarıyor bu entegre. Şimdi bu videoda bunu göstermeye çalışacağım. Şu haliyle sadece boost konvertör olarak kullanılabilen bu modülü buck boost konvertör haline dönüştüreceğiz. İki tane devre eklentisiyle. Bir tane bobin, bir tane de 10 mikrofaradlık 50 voltluk bir kondansatör, bir kondansatörle bu devreyi buck boost konvertör haline dönüştüreceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Burada bağladım. Şu anda 15 volt ayarlı. Giriş 12 volt. Çıkışımız gördüğünüz gibi giriş voltajının altına düşmüyor. Yükselttiğimizde de takribi 28 volta kadar yükselmesi lazım. Evet. Bu devrelerin giriş gerilimlerini ters verirseniz yanar. 24 volt üzerine verirseniz yanar. Böyle korumaları yok. O konuda hassas devreler. Şimdi projemizi gerçekleştirelim. Diyotumuzun şu bacağını, yani anot bacağını, çizgili olmayan, çıkış tarafında olmayan, giriş tarafındaki bacağı lehimle söküp kaldırıyoruz sadece. Bu şekilde lehimimizi kaldırdık. Anot bacağını devreden ayırdık. Kondansatörümüzü devreye bu şekilde bağladık. Şimdi sıra geldi bobinimizi bağlamaya. Bu bobinimizi de buraya ve şaseye bağlayacağız. Gördüğünüz gibi giriş eksisi ve çıkış eksisi şasisi aynı ortak nokta. Bobinimizi herhangi bir uygun noktaya lehimleyebiliriz. Bobinimizi diyotla kondansatör arasına lehimledik. Bu bacağını da eksiye lehimleyeceğim. Evet, devremiz hazır. Gördüğünüz gibi ilk önce çıkış şoki diyotumuzun anot bacağını devreden söktük. Oraya bir tane 10 mikrofaradlık kondansatörü seri bağladık.
Diyot tarafına elektrolitik kondansatörümüzün eksi tarafına bağladım. Tabii sizde kutusuz kondansatör varsa daha iyi olur. Bu şekilde kondansatörümüzü lehimledik. Diğer bobinimizi de bu iki kondansatör ve diyot arasında bir bacağını, diğer bacağını da eksiye bağladık. Eğer elinizde böyle aynı değerde bir bobin yoksa şu iki bobini kullanmayıp bu bobini direkt bunu da kullanabilirsiniz. Elinizde birebir aynı bobin bulamazsınız. Eski power supply'lardan sökülmüş. Eski devrelerden sökülmüş. Böyle bunun gibi parçaları kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde direkt birebir aynısını temin ederseniz daha iyi, daha sağlıklı olur. Çünkü orijinal tasarım bu şekilde. Şimdi gelelim devremizi test etmeye. Bakalım giriş voltajının altına inebilecek mi? Evet, devremize voltajımızı verelim. 27 voltta bırakmıştık zaten en yüksek değerde. Elimden parazit aldığı için değerler değişiyor. Düşürmeye başlayalım. Evet, kritik noktaya geldik. Gördüğünüz gibi devremiz artık giriş voltajını hem yükselten hem düşüren bir konvertöre, DC-DC konvertöre. Daha iyi anlaşılması için bir tane şerit led bağladım. Gördüğünüz gibi çıkış voltajımız 14 volt, giriş voltajımız 12 volt. Normalde bu devre giriş voltajının altına düşmez. Evet, gördüğünüz gibi iki tane basit eklentiyle MT3608'i buck konvertör eklentisi de yapmış olduk. Artık hem yükseltici hem düşürücü olarak çalışabilir. Bu tasarım birçok yerde elinizi kolaylaştıracak. Güneş enerji panellerindeki voltajı sabitleyip istediğiniz değere getirebilirsiniz. Şimdi akıllara bir soru gelebilir. İyi, tam bunu yaptık da giriş voltajı değişirse ne olacak? Bir de onu deneyelim. Gördüğünüz gibi giriş voltajı yükselse de azalsa da bu adaptör en aşağı bu kadar veriyor, en düşük. Çıkış voltajımız değişmiyor. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtirseniz memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.